Ben bunun hesabını adamın yüreğidir be, Allah'ın yüreğidir be. 3 aylık yavruyu yetim koymayak niye yağdır be? Bir babası olarak söylüyorum, adalet yerini bulmazsa biz zor durumda kalırız. Benim 2 aylık yavrum yetim kaldı. Oğlumun suçu varsa olsun ama suçsuz yere benim yavruma bu yapılmayacak. Ya suçu varsa hangisi? Böyle adam mı öldürdü? Böyle adam öldürdü. Vahşice yere yatırmışlar. Ben izlemedim anne olarak. Hiçbir anne baba onu görsün dayanabiliyorsa ben Allah'a havale ediyorum. Adalet yerini bulsun. Adalet buldursun ben rahatlayayım. Ben rahatlayamam yoksa. Ben olay günü saat 7:30-8'de benim oğlum eve gelir. Gelmedi. Saat 8:30-9 gibi emniyeti aradım. 112'ye. 112 dedi ki polis. Abla nasıl bir şey bu da dedi. Sen 12 dedi. 2 saat 30 yaş, 29 yaşındaki çocuğu mu arıyorsun dedi. Benim oğlum telefon açmadan hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere gitmez dedi. Yarım saat sonra Dulkadir Karakolu beni aradı. Abla gelin bir şeyler bulduk diye. Benim çocuğum orada ayağa takılmış, bir kavga olmuş, düşmüş, yaralama varmış abla. İfade verildi dedi. Ama ifade öyle mi? Görüntüleri görüyorsunuz. Benim çocuğum hiç konuşmadı. 5 gün oldu. Konuştuk da çocuğumun ağzından duymadık olayları. Biz sadece görüntülerde ve bize fabrikanın sahibinin anlattığı bu benim duyduklarım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim çocuğumu böyle yapamazlar. Olmaması gerekti benim çocuğumun böyle. Herkesleri yediyor benim çocuğuma. Ben nasıl ederim? Ben nasıl yaşarım ben? Yaşayamam ben böyle, yaşayamam. O adalet yerini bulacak. Hiçbir şey istemiyorum. Benim oğlum böyle canice öldürüldüğü için ben adalet istiyorum. Adalete güveniyorum ki bu ahirde kalmayacak bu kan. Çünkü hunharca öldürmüşler yavrum. Dilim var mı yavrum? Bir bardak su için bir insan öldürülür mü? Adalet istiyorum. Türk Cumhuriyeti'nden, Cumhurbaşkanımdan da adalet istiyorum. Bir anne olarak içim yanıyor. İlaçlarla oturuyorum. Benim yavrumu bir bardak su için nasıl öldürdüler? Adalet istiyorum. Ne olursunuz. Yani niye bu kadar bir bardak su için? Ve bu bir bardak suyu bana fabrikanın sahibi anlatıyor. Benim yavrum o gün anlatmadı. Doğruları daha bilemiyorum bile. Sadece benim duyduğum şeyler fabrikanın görüntüsü. Fabrikada görüntüleri kesintisiz ve tam verecek bana. Kesintisiz tam verecek. Ve 6 kişi nasıl bir çocuğa saldırır da bir hiçbir uğruna su bardak, bir su bardağı için 6 kişi nasıl yapıyor? Bunu yapan insan olabilir mi? 6 kişi bir kişiye. Oğlumda bir tane müdahale edecek bir şey yok. Elinde sopa yok, bir şey yok. Yavruma 6 kişi saldırmış. Ben sesini bile duymak istemedim. Videoyu atmışlar. Seslerini duymayayım, kapatın dedim. Beni sevenler buna bakmasın dedim. Aile olarak bu işin sonun arkasını bırakmayacağım. Her zaman arkasındayım oğlumun. Bir bardak su istedin diye vicdanı olmayan çocuklar cani onlar. Onlar başkalarının da annelerinin canını yakar. Üst tarafında kasap da abi. Benim kardeşim kasap. Hepsi biri oradan arkadaşından tepsi almaya gidiyor. Yemek yapacakmış akşam. Tepsi almaya gittiği için oradan sanayinin tarafında çalıştığı için. Sanayinin hepsi arkadaşıydı. Oradan yani oradan geçerken su içeceği için zaten bu iş oluyor. Zaten kameralarda var abi. Yani sadece geliyor içim yandı diyor yani. Yani bir su var mı diye. Şimdi ben abi buradan bir kavgaya gitsem.
Ben burada 20 yalnız kişi, 50 gitmem. Kişi yalnız gitmem. Elime abi, bir tane kimse devlet gitmez. De almadan gitmem. Bu zaten bu adam savunmasız olsun, savunmalı olsa zaten öyle bir şey olmaz. Yani elindeki hortumla ne kadar zarar verebilir? Düşen yani adama kafaya, vurmak canice bu nedir abi? Vuruyor, eline ayağına vurma yok elinde. Yani bunu yapan iki kişi değil. Biz savcıdan hakim. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Devletten adalet istiyorum bu ben. Bu cinayeti bu nasıl gözümdür abi? Bu iki kişi adalet kişiyi bir de fabrikanın sahibi. Bu iki kişi değil. Fabrikanın sahibi de işin için. Bu iki kişi değil. Altı kişi. Bu iki kişi değil abi. Yani sizden ricam Allah su. Peygamber aşkı için. Bir bardak sizin su için. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Allah peygamber aşkı için. Için abi. Bu zaman ağada böyle su cinayet için. Görülmüş. Olmaz. Daha böyle bir cinayet görüldü mü? Yok. Nasıl bir şey ya bu? Canilik bu ya. İnsan değil. Dükkanın önüne almışlar 7-8 kişi. Evet. Herkes seyredi. Hiç şöyle bir bardak su için öldürüldü. Ben herkese su çektirsektim. Hizmetçilik yapar gene su çektirirdi. Bir bardak su için bir insan vicdanla diyarlıyor. Allah'ın sana suçlusu ne olursunuz. Bir anne olarak dayanamıyorum. Canım dayanmıyor şu su için yavrum öldü. Sudan sebep dedikleri yine. Gelemiyorum. Oy oy. Allah sabrını versin yavrum.